Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği sonsuz nimetleri, adede sığmayan, sayılamayan nimetlerini ikiye ayırdık. Maddi nimetler, manevi nimetler. Muhterem Müslümanlar. Kul gerçekten akıl, izan ve idrak sahibi ise bu kadar nimetler karşısında yaratanı, mün'imi hakikisi, yüce Rabbine karşı kulluk vazifelerini eda eder ve daima şükür üzerinde olur. Muhterem müminler, şunu da ifade etmek isterim. Bizim Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden umduklarımız vardır. Bir de korktuğumuz şeyler vardır. Bunu müteaddit derslerimizde geçen senelerde söyledik. Umduğumuz şeyler nelerdir? Korktuğumuz şeyler nelerdir? Eğer o mevzuya girersek şükür mevzuu gene kalır. Bugün şükür mevzuunu inşallah biiznillah tamamlayacağız muhterem müminler. Umduğumuz şeylere vasıl olmak için şükretmemiz gerekir. Korktuğumuz şeylerden azad olmak, mahfuz kalmak için şükretmek lazım muhterem müminler. Dersimin ser levhasını tezyin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Halik-i Zülcelal bakınız ne buyuruyorlar Estaizu billah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Ey insanlar, eğer siz Rabbinize iman eder ve size bahşettiği maddi ve manevi nimetlerine şükrederseniz, muhterem Müslümanlar, şükrün manası elimizdeki kitaba göre İmam-ı Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediyesi ve üzerine Ebu Said Muhammedi Hadimi Hazretleri'nin berikası, şerhi. Kitabımız diyor ki, Fahri Kainat Efendimizin hadisi şerifinden de alarak, şükrün manası mün'imi hakiki, Allah-u Zülcelal, nimeti veren Allah'ın olduğunu bilerek zatını tazim etmeye şükür denir. وَالْحَمْدُ رَئْسُ الشُّكُرُ Hamd etmek de şükrün başıdır. Resulullah elhamdu re'su şükür buyuruyorlar. Hamd şükrün başıdır. Bir bedende baş neyse hamd o manayı ifade eder. Beden de şükrü temsil eder. Muhterem Müslümanlar, hamd ile şükür birleştiği zaman مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer sizler ey kullarım zat-ı akdesime ve iman edilmesi gereken şeylere iman ederseniz hamd ile kıyam eder, şükürle mukabele ederseniz Allahu Zülcelal size kat'iyen azap edici değildir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bugünkü müjdem size değer, yani müjde demeye değer, tamam mı? Allah'ın kulları, eğer bir kul Allah'a kul olduğunun idraki içerisinde içinde bulunduğu bütün maddi ve manevi nimetlere mün'imi hakikinin Allah olduğunu ve önündeki bu nimetlerin nimet olduğunu bilmenin idraki içerisinde imanla, hamdü şükürle kıyam eder ve buna ölünceye kadar da devam ederse korkmayın ve korkmayın ve korkmayın, Allah şükredenlere dünyada da kabirde de ahirette de azap etmeyecek. Ne büyük lütuf, ne büyük lütuf. Hani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyordu ya, innellezine amenu ve amilus salihati, diğer bütün ayet-i kerimede innellezine, diğer ayet-i celle, innellezine kalu rabbunallahu thumme istekamu tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella tekafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. Cenab-ı Halik-i Zülcelal, onlar ki iman ettiler, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra da müstekim oldular.
Hacı Veysade hocamızın tabiriyle kavak gibi de olmayın derdi. Kavak rüzgardan bazen böyle sağa sola sallanır, eğilir. Kavak gibi değil, minare gibi Müslüman olun derdi. Kabri cennet olsun. Minare gibi dopdoğru bir Müslüman olur. İman ve şükürle de hayatını devam ettirirse ölüm anında melekler etrafına inerler, böyle toplanırlar ve müjdelerler muhterem Müslümanlar. Korkmayın, mahzunda olmayın. Vaat olunan cennet ile şimdiden sevine durun. Peygamberi Zişan Efendimiz minberde muhterem Müslümanlar çok müessir bir konuşma yapıyordu. Gencin biri Allah dedi, düştü. Resul-i Zişan Efendimiz minberden konuşmayı bıraktılar, yanına kadar geldiler. Kendisine vefat anında olanlara la ilahe illallah de denmez muhterem Müslümanlar. Ne yapılır? Onun yanında duyacağı şekilde, fazla da sert olmamak şartıyla, latif bir sautla ve sesle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Peygamber Efendimiz haliyle böyle tevhidi telkin etti. O yavrucağız, o Allah'ın has kulu, Allah'tan çok korkan o insan ruhunu o anda teslim etti Resulullah'ın kolunda ve kucaklarında. Muhterem Müslümanlar, elimizdeki eserler diyor ki Resul-i Zişan Efendimiz o anda bu zatı cennetle tefsir ettiler. Cennetle tefsir ettiler. Bu zatın kuş gibi ruhu cennete uçtu gitti buyurdular. Ya Resulallah, kendisi henüz bizim aramızda, daha kabre bile koymadık, siz cennetle tefsir ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz buyurdular, duymadınız mı Kur'an'dan bu ayeti? ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Müjdeler, tefsirler, nimetler, saadetler, cennetler, ebedi kurtuluşlar, Rabbisinin huzuruna varmaktan korkan, gönlünde haşyet taşıyan, vaidi ilahiden ürperip cehennemlik amelleri terk edenler içindir burada Peygamber Efendimiz. Daha buradan kendisine cenneti müjdeledim. Muhterem Müslümanlar, görüyorsunuz, kürsüye sizi korkutmak için, ürpertmek için çıkmıyoruz. Müjdelemek için çıkıyoruz, tamam mı? Üstadımız için, Hacı Veysade hocamız için öyle derlerdi. Eğer imkan bulsa insanlık, beşeriyeti sırtında cennete taşımak ister. Bu kadar merhameti vardı cemaatine. Eğer imkan bulsa, yani salahiyeti olsa, bütün insanlığı omuzunda cennete taşımak ister. İnanınız, evimizde oturup la havle çekebiliriz. Şuraya gelişimizin, ter dökmemizin gayesi sizlere müjdeler yapmak için, müjdeler vermek için muhterem Müslümanlar. Birkaç kimseyi intibaha getirip Müslümanların kalbine sürur ilka edebilir miyiz? Cenneti müjdelemekle Allah'ın kullarını o tarafa yöneltebilir miyiz? Bir de muhterem Müslümanlar, sadece müjdeyle kalmıyor tabii. Peygamber Efendimiz beşir ve nedirdir. Müjdeleyici ve korkutucu, inzar edici bir peygamber. Hatta dahasını söyleyeyim. İlk ayetler nazil olurken Gâr-ı Hira'dan indi. Estaizu billah. Ya eyyuhel müddessiru kum fe endir ve rabbeke fekebbir. Ey ridasına bürünüp de uzanan peygamberim, kalk insanları celalim, azametim, azabım ve ikabım karşısında korkut diye buyuruyorlar. Evet, yerine göre beşeriyet ve insanoğlunu korkutmayacak olursan şımarır, çılgınlaşır, Allah'ına karşı gelir muhterem Müslümanlar. Daima dengeyi kurmak lazım, muvazeneli tutmak lazım bir şey. Bu bakımdan dua ediyorum ben, cennetiyle müjdelediği, haşyetiyle kalbini doldurduğu kullarına Mevla bizi de ilhak buyursun inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, ayette böyle buyuruyordu Mevla. Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amentum. Ey Allah'ın kulları, ey insanlar, eğer siz Rabbinize iman eder ve iman edilmesi gereken bütün zaruratı diniyeyi kabulle inanırsanız, bir de verilen nimetlere şükrederseniz, Allah size azap edici değildir. La havfun aleykum
ve la entum tahzenun. Sureti katiyede üzerinize herhangi bir surette korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız inşallahü teala. Bu müjde muhterem Müslümanlar unutulmamalı ve kulluk vazifesinde mutlaka ısrar edilmeli, daim olunmalı. Ve kânallâhu şâkiran alîmâ. Allahu Zülcelal şükretmeye layık bir Mevla'dır ve kullarının bütün niyet ve amellerini bilen Allah'tır.